Öncelikle kendi oyuncularımı ve Altaylı oyuncuları tebrik ederim gösterdikleri mücadeleden dolayı. Kaliteli bir oyun var mıydı? Hayır, yoktu. Ama kolay da değil çocuklar için. 4-5 günde bir maç oynuyorlar. Yüksek tempolu maçlar. Özellikle kendi oyuncularım Eyüpspor karşı çok büyük konsantre yapıp çok büyük bir mücadele gösterdiler. Saha da ağırdı. Kolay değildi. Evet, bugün rakibimizi zaten iyi bildiğimiz bir takımdı. Benim özellikle eski takımımdı. İyi bir savunma yapacağını biliyorduk. Bu savunmaya çözümümüz neydi? Blok arasına ve blok içine oyuncular kaçırıp orada topla buluşmalarını sağlamaya çalışıyorduk. Ama çok fazla vaktimiz yoktu. Bunu çok antrenman edemedik açıkçası. Bu yüzden de çok fazla bir pozisyon bulamadık. Bulduğumuz pozisyonlarda da iyi konsantre değildik. Evet, daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Oyunun hızını ve şiddetini, pasın şiddetini arttırabilirdik. Zaman zaman bunu yaptık, bunu yapınca pozisyonlar bulduk zaten ama genel anlamda yapamadık. Evet, bizim açımızdan bir avantajı kaçırdık. Yenseydik çok iyi olacaktı ama sonuçta belki de bu bir puan bizi ligde bırakacak. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. O yüzden bir an önce bu maçı unutup Rizespor'a konsantre olmak istiyoruz. Ben zorlu bir fikstür olarak görmüyorum açıkçası. Maç maç gideceğiz. Kendi takımıma güveniyorum. Tabii ki geçen hafta da herkes öyle düşünüyor olabilirdi. Daha ilk maçımız Eyüpspor'la diye. Yani ben açıkçası takımdaki oyuncu grubunun hepsine çok güveniyorum. Bu inanç bende var onlara karşı. Biz maç maç gideceğiz. Dediğim gibi her maçın zorluğu ayrı olacak. Doğru. Ama biz sonuna kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. Bazı ufak tefek eksikliklerimizi işte iki maçtır görüyoruz. Bunları biraz daha üstüne giderek sadece belirleyeceğiz. Oyuncuları biraz daha hazırlamaya çalışacağız. Rakiplerimize göre çalıştığımız konuları özellikle yapmalarını daha fazla isteyeceğiz. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani açıkçası evet, kolay olmayacak ama kolaya çevireceğiz.